Barış, karnın mı ağrıyor oğlum senin? Ha? Karnın ağrıdığı için ot mu yedin sen yoksa? Ha? Evet, evet. Her yer kedi otu değil mi oğlum burada? Burada her yer kedi otu. Çünkü benim oğlumun arkadaşı gitti dün gece. Dün gece Duman'ı gönderdik. Çünkü Duman'ın sahipleri geldi. Annesi babası aldılar götürdüler Duman'ı. Benim oğlum da gece çok dışarı çıkamadı. Çünkü Duman'ısı yoktu. Evet. Çünkü Duman'ısı ile yaramazlık yapamadılar. Acıcık kuduramadılar ikisi. Evet. Yapalım peki. Günaydın arkadaşlar. Günaydınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler böyle bir yağmurlu sabahtan, sabah çok güzel bir yağmur yağdı. Tabii birazcık yağdı. Ben de yağmurdan istifade dinlendim biraz. Şöyle bir domateslerimi çapaladım. Yani iki sıra domatesimi çapaladım. Şöyle üçüncü sırayı da çapalıyorum. Aradaki otlara bakmayın arkadaşlar, otlar çok kötü. Ama yapacak bir şey yok yani. Bizim tarlamız otlu. Herkesin tarlası otlu burada. Böyle yani. Şu anda şurada kabaklarım. Hemen evin önünde arkadaşlar. Hemen evin önünden kabaklarımı kopartacağım ve yiyeceğim. Yani yemek yapacağım. Kızartacağım diyorum. Kızartmalık kabak ya, ama ben kızartma yapmadığım için. Böyle kabaklarım. Şöyle yine şey yaptığım eldivene kadar olan yeri çapaladım. Domateslerim bayağı güzelleşti ya, maşallah. Yani ben bayağı bir böyle şeydim, yani korkuyordum olmayacaklar falan diye. Ama çok şükür ki oldular. Ablası günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Çok güzel bir güne uyandık. Tertemiz hava, yağmur yağıyor. Yağdı daha doğrusu da, maşallah. Ama şu anda çok güzel değil mi? Serin hem. Biz bunlara bakmaktan böyle artık doyamıyoruz maşallah. Biberlerimiz, bir tane numune biberimiz var. Bir tane biberimiz yaptı, adını numune koyduk. Gidip onu çekiyorum ben. Ablam çekip çekip durumuna koyuyor onu. Maşallah ya, insan o kadar güzel mutlu oluyor ki burada. Bunlarla ayrı bak, fişnemiz. Bu fişne miydi, kiraz mıydı? Baksana. Bu vişne. Şuna vişnelerimiz baksana. Vişne yapıyor. Kızarmış bak, baksanız ya başı. Bugün gördüm ya, ben de küçücük bu. Küçücük boyunda maşallah. Yani hiç 3-4 tane görünüyordu ama bayağı 6-7 tane orada varmış. Önceki gün ben bir tane görmüştüm, ötekinde çekmiştim. Şu da Kızılcık ablası. Sen onu görmedin Kızılcık. Kızılcık'ta da vardı birkaç tane ama döküldü mü bilmiyorum. Hayır, var. Bak. Hani? Şurada. Ay maşallah. Çuracık'ta yeşiller daha. Kim bilir ne zaman olacak. 4 tane olacak. Onlar geç olur. 4 tane sayılmaz teyzesi. Kızılcıklar öyle şeyler sayılmaz. Senelere doldu mu? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendili eline mendil verdim. Öyle. İşte böyle arkadaşlar, sarımsaklarımız. Sarımsaklarımızla otlar yarışıyor yani, hani hangisi daha önce çıkacak diye. Dün ben çok hüzünlü türküler açmışım telefondan. Ondan sonra bir ara bir ablamla ikimiz de bir duygulandık, bir sulandık falan şöyle. Ondan sonra hem ağlıyoruz hem gülüyoruz. Burası işte yanar döner devre. Hemen, hemen hareketli dünya. Türküler açtım ablama. İki döndüm önünde. Ben de çapayla saz çaldım onu. Ablam da çapayla şey saz çaldı. Çapayı ve saz şey, yaptım hemen. Bir de şey neydi o? Düdük yaptım. Gırnata. Gırnata mı? Düdük mü nedir bilmiyorum. Üstünü şenlendirici. Üstünü şenlendirici oldu. O sırada bir neşelendik, hemen havayı dağıttık. Dedik ki yok, olmuyoruz öyle. Hem ağlıyoruz hem gülüyoruz. Hemen güzelleşiyoruz dedik yani. Hemen güzelleşiyoruz. Patlıcanlarım arkadaşlar ya. Çiçek bakar mısınız? Küçücük boy çiçek. Neden boyları uzamadı bilmiyorum ya. Sen numuneyi göstersene. Ay, numunemiz. Benim numune. Numunemiz hemen burada bak. Sararıyor. Allah'ım yarabbim ya. Yanındakiler de olmaya başladı. Yanındakiler de çiçekli. Bak şöyle. Maşallah. İşte bunlar da bak, biber vermeye başlamışlar bayağı bir. Allah'ım ya. Bunlar acı biber arkadaşlar. Biberiye. Biberiye biber. Evet. Şu eldivenimi çıkartayım da. Şunu sen şey yap da tut, ben şeyleri göstereceğim bir. Şu susamlarımızı, ya, ondan sonra nohutlarımızı. Ya,
Şimdi şunlar kerevizler arkadaşlar. Böyle kerevizlerimiz. Hala daha böyle mercimek kadar duruyorlar. Bakalım ne olacak yani. Şu taraflar, gölgeler biraz daha güzel olmaya başladı. Herhalde serinliği seviyorlar. Şuradaki sıra nohutlarımız böyle. Şöyle iki sıra nohutlarımız. Şu kenardakiler hep kabak var oralarda arkadaşlar. Şurada bir tane şeyi göstermek istiyorum. Yine şunlar nohutlar. Nohut su istemiyormuş arkadaşlar. Biz de habire suluyoruz nohutu. Artık onların olduğu sırayı kapatacağım ama ay çekirdekleri var bu sefer de bu tarafta. Onları ne yapacağız bilmiyorum. Artık bunlar sulanarak olacak bu nohutlar. Bakalım nasıl olacak yani. Böyle ay çekirdeklerimiz. Bunlar yine nohutlarımız. İkinci bir çapaları geldi neredeyse. Çünkü çapa yapılmaları gerekiyor. Fıstıklarımız şöyle. Seyrek seyrek çıktılar fıstıklarımız. Çok çıkmadı hepsi. Şu sırada biraz daha varlar. Şöyle şurada biraz daha fazlalar. Muhtemelen bir şey kesti onları ama ne kesti bilmiyorum yani. Ya da yedi kurt. Susamlarımız arkadaşlar, susamlarımız çok güzel oldu. Bakalım nasıl olacak? Tekleyecek miyiz? Böyle mi kalacaklar? Bunlar hakkında bilgi edinmem gerekiyor. Bilgi olan varsa versin. Bilgisi olan varsa evet versin. Evet, bilen varsa, susam yetiştiren varsa fikirlerini paylaşabilirler bizimle. Çünkü ben bu konuda pek bir şey bilmiyorum. Yani alan arkadaş da dedi ya ben de çok bilmiyorum falan dedi. Bunlar bamyalarımız arkadaşlar. Oo, bu kırılmış. Ay çok üzülüyorum ya. Asmalarımın uçları kopunca. Bakın ne kadar güzel sürgün verdiler maşallah. Sürgünlerimiz çok güzel arkadaşlar. Bunlar da bamyalarımız. Böyle. Yeni çapalandığı için çok güzel görünüyor. Kavunun ve salatalığın arkadaşlar böyle yaprağının da dalının da koktuğunu ilk defa öğrendim. Pardon, bunlar bamya hala daha. Salatalık ve şeyler sol tarafta. Bunlar mısırlarımız. Böyle. Bunlar yeni ektiğimiz mısırlarımız. Şunlar biraz daha önce ektiklerimiz. Şuradaki bir mısırımız yamulmuş. Neden yamulmuş? Onun hemen kökünü dolduralım. Şöyle dolduralım. Bazı mısırlarımızın bu üst kısımlarını aldım arkadaşlar. Şöyle. Bakalım, dur şunu alalım. Şöyle koparttım. Ve bunlar daha güçlü olduğunu söylüyorlar kopartınca. İnşallah öyle olur. Birkaç tane böyle deneyeceğim bakalım. Yani nasıl olacak? Seneye eğer öyle olursa, güzel olursa, canlanırsa, çok daha kuvvetli olursa öyle yapacağım. Ama komşumuz dün akşam geldi. Şey dediler. Ya sizin ısırlarınız biraz sık dediler. Artık bilmiyorum. Şurası arkadaşlar tamamen karpuz. Şöyle arada bir boşluk var ama yani tamamen karpuz. Orası herhalde kapatır zaten. Ya da arada bir ay sonra falan bir daha karpuz ekebilirim. Çünkü dönüşümlü ekildiğinde yani neredeyse Kasım'a kadar karpuz yiyorsunuz burada. Şunlar yine mısırlarımız. Aralardaki yine yaprakları olmayanlar var. Ben koparttım denemek için. Demin şey diyecektim. Bu kavun, karpuz. Karpuzu anlamadım da koklamadım daha henüz. Salatalık mı, karpuz mu, salatalık mı, kavun mu olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu dalını koparttığınızda salatalık olan salatalık gibi kokuyor, kavun olan kavun gibi kokuyor. Bayağı şöyle büyük bir sıra arkadaşlar. Yani bunları Allah razı olsun ablam sayesinde yani çapayı bitirebilmedik de yani kolayladık. Ki yine vişnelerimiz. Çok büyük bir mutluluk arkadaşlar ya. Yani bunu hani yemenize gerek yok gerçekten. Yani görüyorsunuz ya böyle. Yani şurada 3 tane bağımız vardı. Her bir ağacın dibinde bir tane zerdalinin, bir tane işte yine zerdalinin, bir tane de burada bir başka bir kiraz, vişnenin kökünde şey var. Asma var. Onları sökmedik arkadaşlar. Yani onları dün komşunun bahçesinde bir şey gördüm. Kocaman bir kayısı ve yanında kocaman bir asma. Beraber büyümüşler. Arkadaş olmuşlar. Beraber büyümüşler gitmişler. Kocaman ağaçlar ikisi de. Bunlar yine şunlar fasulyelerimiz. Şöyle. Aralardaki semizotlarını hala kıyamıyoruz. Bırakıyoruz. Şöyle belki alırız diye.
Ama diğer taraflarda çok fazla var. Bunları artık bırakmamıza gerek yok. Artık ot halini aldı. Sitemiz otları. Bunlar arkadaşlar pırasalarım. Böyle dizildiler. Çok güzel. Bayağı tuttular ve boylandılar yani. Hani ilk diktiğime göre boylandılar. Bunlar fasulyelerimiz. Bunlar böyle koca koca kulaklı fasulyeler. İnşallah şeydir diye düşünüyorum. Yani oturaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben bunlara her birine sırık bulamam arkadaşlar. Yani o yüzden hep oturak ekmek istedim. Böyle çubuk atarsa dediler. Onlar şeydir hani sırıktır. Ama bunlar herhalde atmadı. Bunlar hep kavun, karpuz. Şunlar fasulye ve mısır yan yana ektik. Belki bilmiyorduk çünkü sırık olup olmadıklarını. Mısırlara sarılırlar diye düşündük. Bunlar yine mısırlarımız. Şöyle. Bunlar çok seyrek. Bu iki sıraya çok seyrek çitlemelik çekirdek kabağı ekmiştim. Ablamla beraber ekmiştik hatta. Böyle arkadaşlar üzümlerimiz büyüdü. Bunları haftaya yine organik ilacımızdan yapacağız. Organik ilacımızın söyleyeyim arkadaşlar çok etkisi olmadı. Salkım güvesi bayağı bir araladı. Ama salkım güvesinin bu mevsimde olması yani bu aşamada yani çiçekteyken olmasının zararı olmadığını söyledi ziraatçı. Hatta faydası bile olabilir dedi. Onun için ama bir dahakine biraz daha fazla koyacağız ilacı. Çünkü doğal dedi yani o yüzden çok fazla etkili olmuyor dedi. Böcekler bayağı dedi ilaca duyarlı artık. O yüzden artık onları yani biraz daha fazla ilaçla ilaçlayacağım. İnşallah daha iyi olurlar. Şunlar da domateslerim arkadaşlar. Bunları daha bir hafta işte perşembe günü 15 gün olacaktı. Öyle ektim. Bunlar sanki daha çabuk geliştiler yani diğerlerinden. Demek ki erken ekmeye de çok gerek yok mu acaba? Bilmiyorum. Yani bunların öbür tarafında biraz acı biber var. Yengemin bana verdiği acı biberler var. Onları da çapalamam gerekiyor. Şurada birazını ablam çapalamış domateslerin. Birazı daha çapalanacak. Bugün 2-3 sıra daha var. Ama ellerim şişiyor. Yani bayağı bir böyle ellerim acıyor arkadaşlar. Yani akşam tuzlu suya koydum ve çörek otu yağı sürdüm. Ama yine de yani bayağı bir zorlanıyorum. Aslında birkaç gün dinlendirmem gerekiyor ama ellerimi dinlendiremiyorum. Çünkü çok fazla ot var. Yani şu anda yapmazsam o otları iki kat uğraşacağım. Yani şuralar falan hala daha çok ot. Ama temizleyebildiğim kadar ya. Yani çok da zorlamak istemiyorum ama içim de rahat etmiyor. Barış, nasılsın oğlum? Şöyle arkadaşlar kendiliğinden çıkan karpuzlarımız var bu boşlukta. Mesela burası boşluk. Burayı daha sonra yani birkaç yıl sonra veya seneye işte yazın şey yapmayı düşünüyoruz. Çim yapmayı düşünüyoruz. Karşı ağaçların aralarında çim yapmayı düşünüyorum. Öbür tarafa da kümes yapmayı düşünüyoruz. İnşallah şey olur. Yani projemiz koyabiliriz şeye. Yürürlüğe. Şunlar karpuzlarımız. Dün birazcık su döktüm ben bunlara. Bunlar burada tamamen susuz olacaklar arkadaşlar. Yani ben biraz kıyamadım döktüm ama dün çok sıcaktı. Şöyle 6 kök falan karpuzumuz var burada. Şöyle 2, 4, 5. Birincisi, ikincisi nerede bilemiyorum. Şu anda kaybettim. İkincisi hakikaten şey altıncısını bulamadım. Ha orada ileride. Şurada. Ona su dökmemişim çünkü o yüzden görünmüyor. Bakın kök atmaya başladı. Kendiliğinden çekirdekten çıkan karpuz bunlar bahçede. Bunlar kara lahanalarımı biraz temizledim. Şöyle yapraklarını koparttım. Arkadaşlar kara lahanalarıma bir böcek gelmiş. Şu yıldız çiçeklerime de bir böcek gelmişti. Ben onlara ilaç yapmıştım. Bugün tekrar ilaç yapacağım. O ilacı yaptığımı da göstereceğim size neyle yaptığımı. Size bugün yeni açan güllerimi... Allah'ım şu gülün kokusu nasıl ya Rabbim güzel kokuyor ya. Mis gibi böyle insanın içine işliyor. Ablacığım kapıyı kapatır mısın ya sinekler girmesin. Allah'ım bu yeni açtı. Bu dün açtı arkadaşlar. Çok güzel. Bu gül de tek kök ama
bir renk, bir dalı böyle renk açtı. Yani böyle koyu pembe. Bir dalı da toz pembe açtı. Allah'ım ya, nasıl güzel açtılar. Bunların hiçbirisinin rengini bilmiyordum arkadaşlar ben alırken. Mesela şu üçü de bak, biri kırmızı, biri toz pembe, biri daha farklı, biri böyle pembe. Ondan sonra biri şu renk, yarın muhtemelen açacak. Bu da yavru ağzı gibi, yani çok değişik bir renk. Böyle bu zaten bir önceki yıldan pembe. Şunlar da açacaklar. Bunların renklerini bilmiyorum. Bunları da göreceğiz. Şöyle ikisi. Ha bu kırmızı gibi biraz daha. Bilmiyorum. Bu bak, bu pembe. Belli biraz daha abla. Evet, pembe olmuş o. Kırmızı gibi, pembe gibi. Kırmızı gibi ama şundan daha koyu gibi. Evet, bak bu koyuyor. Yavru ağzı gibi ama bu daha koyu gibi. Bunun gibi herhalde belki de. Ama evet, onun kadar gibi değil. O daha koyuydu. Simsiyah gibiydi böyleyken. Şu da karpuzumuz. Burada onu da kopartmıyorum. Hemen karpuzu yiyeceğiz buradan alıp. Kaç tane olmuşlar baksana. Kaç tane, kaç tane. Yığıldılar iyice ya. O aralarındakileri kesmek ay, lazım. Ay aman aman aman. Elime. Ay ay maşallah. Şöyle. Öyle. İlaç yaparken görüşürüz yine. Bahçemiz, turplarımızın da yine görüşürüz diyorum ama kapatamıyorum. Bugün bu ıspanaklarımı da temizlemeyi düşünüyorum. Hem bir yemek yapalım hem de buradan bunları kaldırayım istiyorum. Çünkü tohuma kaçıyorlar. Turplarımız da artık arkadaşlar bayağı bir tohum olmaya başladı. Şöyle. O yüzden bunları ellemek istemiyorum. Kendi tohumumu kendim üretmiş oluyorum. İnşallah olur, tohumlarımdan çıkar. Yani bu mevsimden sonra, zaten gün dönümünden sonra ektiğimizde turplar artık olacak. Bak, tohum işte, tohum bunlar. Tohum oldu da daha yeşil. Tohum işte, onlar tohum olacak. Yeşil. Baksana bazıları da şey. Bunlar acaba şey mi? Şu küçücük turpun tohumları mı, pembe olanlar? Onlar değişik. Şurada da bir tane, iki tane marulum var. Onlar da büyüyecekler, böyle sulanıyor. Hep orası. Şu da gülüm. Bu gülüm neydi bu? Yavru ağzı gülüm. Üzerinde getirip ektiğimde şöyle bir tomurcuk vardı. Ama bu kurudu arkadaşlar, bu yeni ektiğim için biraz o günler çok rüzgar vardı. Ama bu da açacak bence. Bunun çiçeğini biliyorum ama bu yavru ağzı. O da sarı. Şu da sarı. Öyle, ilaç yaparken görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ilacımızı yapıyoruz arkadaşlar. İlaç yaparken göstereceğim demiştim. Şimdi 1 litre suya Arap sabunumuz var. İspirtomuz var. Biz 2 yemek kaşığı ispirt şey koyacağım. Arap sabunu. Şöyle. Ama bu böyle sert Arap sabunundan. Yani akışkan olandan değil arkadaşlar. Böyle sert olandan. Şimdi gülümde de gördüm. Yıldız çiçeklerimde de vardı. Yani yıldız çiçeklerimdekileri daha önceden yaptım. Bayağı etkili oldu. Onu da sıvı yağ ve Arap sabunuyla yapmıştım. O da bayağı etkili oldu. Ama kara lahanalarımda da oldu. Onlara da yapacağım şimdi. Biraz erimesi gerekiyor bunun. Şey. Bu berberlerin kullandığı ispirto değil. Normal gerçek ispirto bu. Şunlar da eski tişörtleri kestik. Fasulyelerimi bağlayacağım onlarla. Sırık fasulyeymiş arkadaşlar. Bayağı bir şey yaptık onlara. Böyle bir ispirto arkadaşlar. Etil ispirto. Yani ispirto normalde mor olur. Ama bu nasıl kokuyor. Ya o berberlerin kullandığı ispirtoymuş. Yanıcı. Ama bu gerçek ispirto diye aldım. Şöyle iki kaşık da bundan koyuyorum. Çok keskin. Tam hasta şeyi koktu. Böcek möcek gelmez ona. İnşallah. Gülümde de şimdi gördüm. Normalde görmemiştim. Yani güllerde yok diye seviniyordum. Herkesin güllerinde vardı böyle. Bu muhtemelen ispirto ya da sıvı yağ olan şeyler bunların köpürmesini engelliyor herhalde. Yani öyle tahmin ediyorum. Yetecek mi bu? Hepsini. Çok azıcık daha su ilave edeceğim üzerine.
Şöyle eritmişim tamamen. Şuradan su alıvereyim ha. Yani bir litreden biraz fazla gibi. Sadece yaprakları mı fıs fıs? Yapraklara. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu da ilk yaptığınızda biraz şey oluyor. Sevi var mı bunu bilmiyorum. Ama bir yerden sanki kaçırıyor gibi. Ağzımı sıktırıyor canım. Şuradan bence. Şuradan da açılabilir. Şöyle biraz. Terse. Bu normalde böyle sımsık kapanıyor. Heh. Şimdi oldu. Pompa kendini hissettirmişti. Evet. Tamam şey geldi. Gibi. Tamam. Bak. Boşa gitmesin. Hı. Evet. Gel. Gülden mi başlayacağım? Şimdi lahanalarımdan başlayacağım. Hatta yıldız çiçeklerimden başlayayım. Şöyle. O yeter hepsine bu arada. Bak ispirto nasıl koktu. Şeye bakken bana böcek böcek gelmez. Eve bile sıkalım. Sinek gelmez. Olmaz mı? Ya nasıl bu kadar oldu anlamıyorum. Yani çok görünmüyor da görünmez bir böcek şu. Bak lahanaların arkalarında vardı yani lahana yapraklarının. Şöyle daha çok arkalarına. Ben lahana yapraklarımı zaten bayağı temizledim yani. O kötü yapraklarını şey yaptım. Aldım attım. Bak mesela burada tırtıl var bir tane. Bunlar bırakıyorlar mı acaba? Böyle tek tek yaptım. Bak Halil Bey görüyor musun? Bak tırtılı. Bak bunlar o küçük böcekleri bırakıyor. Böyle. Onlar da böyle bir bakıyorsunuz ki yaprak kuruyor yani. Ve şöyle deliniyor. Deliniyor. Şu karşıdaki olduğu gibi. Bak bu tırtıl burada da var bak. Bunun arkasında da var. Bakalım kalacak mı? Ellemeyeyim tırtılı. Tamam birini attık. İlaçlamada bütün yaprakları yapmak lazım biliyor musun? Şöyle bak gül var şurada. Gül şunun benim. Arkasını yapmadım. Şu ha? Yaprağın, şu yaprağın arkasını. Hangisini? En alttaki. Yaptım. Değil. Yaptım baksana önüne. Islak. Islak önüne yaptım. Şunun önüne yapayım. Şu güldeki bak yapışkan böcek belirgin. Hangi? Gel bak. Bak şuradaki gördün mü? Bak küçük küçük beyaz şey yeşil şeyleri görüyor musun? Evet. Sinek gibi. Görünebiliyor mu ki acaba? Bak şunlarda yok mesela. Onda bir tane başlamış. Hemen sıkalım. Bakalım hiç almayacağım. Ben birkaç tane gördüğümde falan alıyordum hep ama şimdi almadan. Bir de tam gülde ya bunlar. Yani açacaklar şimdi. Öyle de olsun hiç istemiyorum ya. Çok güzel çünkü güllerim. Şu cevizimiz tutmuş da bağlamadık mı biz onu? Niye öyle yaptık? Oraya tahta çakmışlardı. Öyle kalmış. Ben çaktım tahtayı da biz bağladık zannediyorum. Hatırlamıyorum. Bak bunlar da yok. Bunları şöyle alt taraflarına yapayım biraz. Olmayanların üst güllerine koymayayım yani vermeyeyim. Şöyle alt yapraklarına hani oralardan gelmesin hiç değilse. Şunların. Bak bunda da mı var acaba? Var. Evet. Onda bak gördün mü buna da gelmiş. Allah Allah bu çok kötü bir şey ya. Yani çok sıkıntılı.
Hep bunları yaparken güllerime zarar vereceğim diye de korkuyorum aslında. Ya bundan Arapça bundan ne zarar gelecek ya? Bunların zararları yok çok fazla. Doğal ilaç. Her şeye sıkabilirsiniz bunu. Yani bunun hiçbir zararı yok. Ben hani yaptım, hatta elma ağacımda vardı biraz, ona da yaptım. Evet. Buraya da çiçekler ektim. Bunları da ablam getirmiş. Çok güzel çiçekler dedi bunlar dedi. Ben de ektim bakalım. Tabii üzerine bayağı bir çok yağmur yağdı. Ne olurlar bilmiyorum ama şu anda bu şekildeler. Herhalde tutarlar. Bunlar kocaman oluyor ve yıldız gibi açıyormuş. Yıldız çiçeği. Şeyle resimlerini de gösterdi bana. Evet. O zaman kolay gelsin. Öyle arkadaşlar. İlacımızı yaptık. Uygularken de gösterdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet Kelebek olun. Kelebek de geldi sana. Kelebek de geldi. Hoşça kalın arkadaşlar.